Düzce merkezdeyiz ve şu an bulunduğumuz bu noktadaki bir bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Aslında bu civarda bu şekilde olan birkaç bina daha var ve bugün işte bu binanın yıkımı gerçekleşecek ve birazdan da yıkım çalışmaları başlayacak. Dünse pencereler, kombi, kapılar sökülmüştü bu binanın. Tabii deprem sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra vatandaşlar buradan tahliye edildiler. Ardındansa işte 181 binanın Düzce'de yıkımına karar verilmişti. O binalardan biri de burasıydı. Binanın bizler buradan direkt görebiliyoruz ama arkaya doğru eğimli olduğu da epey fark edilir şekilde. Bu şekilde birkaç farklı bina daha var. Biraz daha sol tarafa doğru gidelim mi Ege? Şu tarafta da binalar var. Onlarda da hasarlar mevcut. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Bugün sabah 6:50 civarında bir artçı depremde meydana geldi ve onun büyüklüğü de 4,3'tü. O da epey hissedildi. Aslında 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 200'e yakın, hatta 200 küsür artçı deprem meydana gelmişti ama içlerinde genel olarak en fazla 3 büyüklüğünde oluyordu. İlk kez bugün 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ama çok kısa sürdü. Tabii ki bir panik havası oluşturdu. Bizleri dahi korkuttuğunu söyleyebiliriz ama kısa sürmüş olması avantajlıydı diyebilirim. Şu an gördüğünüz binalarda burada epey eski binalar. Bunlar da depremde hasar görmüş binalar ama bunların yıkımı için henüz karar verilmedi. Dilersen bir de şurayı gösterelim Ege. Biraz bu tarafa doğru gelirsen. Bu binada da yine hasar tespit çalışmaları yapıldı ve gördüğünüz üzere İşte şimdi göreceksiniz. Burada duvarlarda da ağır derin çatlaklar meydana geldi. Bu binada şu anda oturanlar mevcut ama genel olarak vatandaşlar korktukları için başka yerlerde de kalıyorlar. Bunun bilgisini de aldık. Ağır hasarlı binalara girişler artık yasak olduğu için vatandaşlar genel olarak çadırlarda kaldıklarını da söyleyebiliriz. Ağır hasarlı binalar için eşya hasarında 90 bin lira yardım yapılacak. Bunun yanında kira yardımı olacak 30 bin lira ve taşınma yardımı olacak 15 bin lira. Hafif hasarlı binalarda ise 3-5-7 bin lira yardımlarda bulunulacak. Şu an bulunduğumuz bu noktada da ağır hasarlı bir binamız var ve bu binanın yıkımı da birazdan başlayacak ve bulunduğumuz noktadan da bizler nöbetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Hem köyde hem köylerde hem göl yakada binalar tespit edildi. Sarıdere köyü en ağır hasar gören yerlerden biri. Orada da 7 bina ve bir caminin yıkımına karar verilmişti. Binaların bazıları yıkıldı, cami yıkıldı. Hızla yıkımlar devam ediyor ve bakın da Murat Kurum'un da açıklamalarıyla birlikte bu yıkılan binaların ardından daha sağlam, güvenli binalar da en yakın zamanda yapılıp teslim edilecek. Bununla ilgili detayları da bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.